8 yıldır uydurma gerekçelerle sürdürülen Kobane Kompas davası 2 gün önce sözde sonlandırılarak başta sevgili Selahattin Demirtaş olmak üzere, Figen Yüksekdağ olmak üzere onlarca yoldaşımıza 42 seneden 30 yıla 20 seneye yakın üzerinde cezalar verilmiştir. İktidar kendi başarısızlığının üzerini kapatmak için yargı eliyle demokratik siyaset yapan arkadaşlarımızı cezalandırmak ve toplumsal muhalefeti susturmak istiyor. Buradan şunu ifade etmek istiyorum sevgili dostlar. Şah-ı Merdan Ali buyurur ki, bir yerde zulüm varsa, o zulmü yapanları engellemiyorsanız, zulmü yapanları tesir ettirin. Biz de diyoruz ki, bu hukuksuzluğa biat etmediler, dik durdular. Bizler de barışa, kardeşliğe olan inancımızla, tüm kararlarımızla bu zulme inat, demokrasi ve adaleti savunacağız. Ülkenin üzerine çöken bu karanlığı hep birlikte kaldıracağız. Onun için bu ülkede demokrasinin gelmesi için ne bedel ödüyorsa, gerekiyorsa ödeniyor, ödemeye devam edeceğiz sevgili canlar. Hor Güneş, eski Farsça'nın dari kolunda Hor Güneş, San ise bir yerin mekanı. Yani Horasan demek güneşin mekanı demek, güneşin yeri. Bir başka anlamıyla doğu demek, doğu. Doğu da nerenin doğusu? Ona bakacağız. Tarihi kayıtlara baktığımızda bunun en fazla Sasaniler döneminde kullanıldığını görüyoruz. Örneğin Ürdünlü biri Irak'a Horasan diyor. Haklı mı? Haklı. Niye? Doğusunda ya. Peki Iraklı biri nereye Horasan diyor? İşte Hulvan'dan başlayarak İran-Irak sınırındaki Kürtlerin tarihi bir merkezde orası. Hulvan'dan başlayarak Çin'e kadar olan yöreye Horasan diyor. Yani Hor Güneş, San mekanı, dolayısıyla doğuda bulunan her yere Horasan deniyor. Doğru tabii, yani doğudan geldi herkes. Yani doğudayken bir de şöyle bir şey var tabii, diyelim ki hani Alevi toplulukların ve Alevi toplulukların kümelendiği en tarihi coğrafya neresi? Kufe'den başlar, yani 1200'lü yıllara kadar olan dönemi kastediyorum. Diyarbakır, Mardin, Urfa'yı da içine alan o geniş Mezopotamya yöresinde gerek Türkler, Türk Aleviler, Alevi Türkler diyelim daha doğrusu, Alevi Kürtler, Alevi Araplar, Alevi Abdallar ve Alevi Romlar. Bunların en önemli coğrafyası tarihte az önceki sınırını çizdiğin coğrafyadır. 1200'lü yıllara kadar henüz Anadolu'ya taşmış değillerdir. Bir de Afganistan var. Şimdi buraya odaklanalım. Bura neydi? Örneğin, Emevilerin yıkılış sürecinde ki 749'da yıkıldı. Dahi 749 yılında dahi günümüzdeki Horasan adıyla bilinen yörede bir tane Türk yoktu. Bir tane, tekrar ediyorum cümlemi. Bir tane bile Türk yoktu. Kürt de yoktu. Fars da azınlıktaydı. Ne kadar ilginç değil mi? Kim çoğunluktaydı? Arap aşiretleri çoğunluktaydı. Demek istediğim, genç araştırmacı, tarihçi özellikle, ama padişah tarihini, devlet tarihini yazan değil, halk tarihini yazan, yetiştirmeliyiz. Sorgulayıcı olmalı. Kaynakları karşılaştırmalı. Her söylenene, her yazılana inanmamalı. Belatma mekine dahi kesip tüce diyetsin yediye dahi kesip tüce diyetsin yediye tüce diyetsin yediye.